Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mold Wizard'ın içerisinde gelen yeni bir komuttan bahsedeceğim. İsmi Vent. Vent'in görevi de şu. Kalıplardaki çekirdeklerde bulunan hava kanalları oluşturma diye geçer. Şöyle ilk olarak Mold lisansı olan kullanıcılarda Mold Wizard'ı şu üst sekmede göremiyorlarsa nasıl aktif edilir onu göstereyim. Sonrasında komuta geçeyim. File'a geldiğimde File kısmında All Applications'ta Mold and Die'da Mold Wizard'ı şu üst sekmede açabilirsiniz. Geldim şimdi komutuma, uygulamayı yapacağım. Komutum Main kısmında Vent. Komuta giriş yaptığımda da direkt burada bilgilendirme menüsü, teknik resim sayfası burada çıkmakta. Burada da malzeme tipi ABS ve PCA olarak kullanabiliyorsunuz. Vent tipleri var A'dan D'ye kadar. Burada vent tipleri de mevcut. A'dan başladım B, C tipi ve son olarak D tipi diye burada ventlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ben geldim Specify Direction'da otomatik olarak zaten Z-eksi yönünde seçmiş. Geliyorum ventim diyorum benim A tipinde olsun. Geldim şuradan referans objelerimi istiyor. Gelip buradan körleri tanımlayabiliyorum. Referans obje olarak. Geldim. Burada seçtim. Son olarak bunu da seçtikten sonra ventimi oluşturdum. Referans çizgilerimi oluşturdu. Buradan da gelip ölçülendirmelerimi yaparaktan ventimi oluşturabiliyorum. Geldim. Burada offset'i mesela fazla bu çekirdekte. Şuradan offset'ini değiştirelim. Örnek olarak diyorum ki 3 milimetrelik bir offset yap. A tipinde bana bu venti oluştur dememle birlikte de okey diyorum. Ve şöyle hava kanallarımı çekirdeğim üzerinde oluşturabiliyorum. Bu yeni gelen bir komuttur. Hava kanalları oluşturma komutumuz bu şekilde hızlı ve basittir arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.